Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte güzel yumuşak mandalina şekerleri yapıyoruz. Tam zamanı iken bunun için malzememiz 1 kilo kadar mandalinaya ihtiyacımız var. Şimdi bunları güzel bir şekilde sıkalım arkadaşlar mandalinalarımızı. Yani yarım litre kadar mandalina suyuna ihtiyacımız var. Tüm mandalinalarımızı aynı şekilde sıkalım. Mandalinamızı sıktım arkadaşlar. 1 kilo mandalina da 500 gram kadar mandalina suyu çıktı. Şimdi bunu güzel bir şekilde süzelim. Mandalinamızı süzdük. Şimdi tavamızı alıyoruz ve süzdüğümüz mandalina suyunu tavamıza boşaltıyoruz. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Yarım su bardağı nişastamız var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da mandalinanın rendesi var. Kabuğunu rendeledim. Şimdi bunu güzel bir şekilde iyice karıştıralım. Bütün malzemelerimizi karıştırdım ve tavamızı ocağımızın üzerine aldım. Kısık ateşte hafif hafif karıştırarak pişiriyoruz. Ağır ağır pişirmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Sürekli karıştırarak arkadaşlar topaklanmasını önlüyoruz. İyice katılaşmaya başladı arkadaşlar. 25 gram kadar katı yağımız var. Onu ekliyorum ve yine karıştırmaya kısık ateşte devam ediyoruz. Yağımız da eridi. Ve şekerlerimiz iyice olmaya başladı arkadaşlar. Yağımızı erittik. Bir dakika kadar daha karıştırıyoruz. Güzel bir kıvam aldı. Harika bir şeker olacak mandalina şekerleri arkadaşlar, yumuşak yumuşak. İşlem tamam arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altını kapatıp kalıbımıza döküyoruz. Şimdi kalıbımıza kağıdımızı serdik arkadaşlar. Üzerine
mandalina şekerlerimizi döküyoruz. Döktükten sonra kalıbımıza yayalım. Ve 2 saat kadar arkadaşlar buzdolabında bekletelim. 2 saat kadar dinlendirdiğimiz portakal şekerlerimizi arkadaşlar kalıptan çıkarıyorum. Şöyle aynı kağıt üzerinden yine test çevirebiliriz. Şimdi bunları istediğimiz boyutlarda keselim. Şimdi bir de küçük küçük karelere bölüyoruz arkadaşlar. Yumuşak şekerlerimizi dilimledim arkadaşlar. Şimdi bir tabağa yarım su bardağı kadar toz şekerimizi koydum ve içerisine böyle hafif ekşi ekşi olsun diye iyice dövülmüş yarım çay kaşığı kadar limon tuzumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bu damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz tabii ki. Hafif bir ekşilik gelsin diye az koydum. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi toz şekerlerimizi buluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bütün şekerlerimizi bu şekilde harmanlayalım. Evet arkadaşlar, yumuşak şekerlerimiz hazır. Gerçekten harika oldular. Ekşi ile tatlı arası bir şekerleme oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyip tatmanızı isterim. Muhteşem bir doku.